Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi de geldik analitik düzlemde dönüşümler arkadaşlarım. Kaç tane köşe taşımız varmış? 8 tane köşe taşını işleyeceğiz. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. 1 numaralı köşe taşıyla başlayalım. Ne diyor? Birim kareler üzerinde verilen A şekli aşağıdaki köteleme hareketlerinin hangisini yaparsa B şekliyle birleşip bir dikdörtgen oluşur. Şimdi B ile birleşip bir dikdörtgen oluşacaksa bizim A'yı hani şuraya getirsek, şöyle koysak A'yı, bu olur. Bu bir. Ya da A'yı, hani bunu silelim. Şöyle de yapsak olur dostlarım. Şu da olur değil mi? Şöyle de getirsek. Evet, bu da olur. A buraya gelse de bakın bir dikdörtgen oluşturuyor. Tabii şimdi bunu tek tek deneyeceğiz arkadaşlarım. Hangisi yapıyor diye. Mesela 3 birim sağa ötele, 4 birim aşağı diyor. Şimdi 3 birim sağ tarafa ötelersem şu, bakın şu 1, 2, 3 şuraya gelecek. Şöyle geldi. Hemen bunun dibinde şurada A var. Hemen altında da şurada şu var. 3 birim sağa öteledik işte bunu şimdi kardeşlerim. Ne diyor bir de? 4 birim aşağı. Şunu 1, 2, 3, 4 şuraya getirmiş oluyorsun. Şöyle bir şekil oluyor dostlar bu ötelendiğinde. Ve bakın bununla birleşmedi bile. Demek ki A şıkkı değilmiş deyip bu şekilde kontrol edeceksiniz dostlarım. Ha, biz şimdi isterseniz direkt doğru cevaba bakalım bir de. Bursa'ymış doğru cevap lan. Keşke bir tane daha deneseymişiz. 4 birim sağ. Bak bunu 1, 2, 3, 4 şuraya getirdin. Şöyle bir şekil oluyor arkadaşlarım buraya gelince. 2 birim de aşağıya. Şimdi bunu 2 birim aşağıya. 1, 2 şuraya geliyor. Şöyle bir şekil oluşuyor dostlarım değil mi? Bakın tam da bahsettiğimiz yere geliyor ve dikdörtgen oluşuyor. Cevap gerçekten Bursa. Analitik düzlemde sarı boyalı A şekli KLMN noktaları gösterilmiştir. A şekli 3 birim sağ 4 birim aşağı ötelerinde hangi noktalar bu şeklin üstünde yer alır? Şimdi 3 birim sağa gidecek. Şimdi şurayı şunu götürelim biz arkadaşlarım. Şu parça 1, 2, 3 birim sağa geldiğinde şuraya gelir. Ve bir de 2 tane de şöyle kuyruğu var. Şöyle bir şey olur. Bir de neydi? 4 birim aşağı. Şimdi bunu ya da şunu götürelim 4 birim aşağı. Şimdi 1, 2, 3, 4 birim aşağı götürdüğümde tam şuraya geliyor dostlarım. Bir de şurada T harfini tamamlayalım. Şöyle bir şekil oluşuyor. Bakın L noktası üzerinde, M noktası üzerinde, L ve M. Cevabımız Ceyhan'dan geldi dostlarım. Şimdi şunu şöyle yapayım da aşağı doğru kaydırması kolay olsun. Evet, L ve M dedik, geçtik bunu. İkinci köşe taşı. 7 birim sola. Sol demek x ekseni üstünde hareket et. Yukarı aşağı y ekseni üstünde. Sağa sola x, yukarı aşağı y. Sol diyorsa çıkar, sağ diyorsa ekle. Yukarı diyorsa ekle, aşağı diyorsa çıkar. Şimdi 7 birim sola. O zaman x'e 7 ekleyeceğiz, 12 olacak. Ha, sol diyordu pardon. 7 çıkaracağız. Eksi 2 olacak. 2 birim yukarı. 2 ekleyeceğiz. 1 olacak. Eksi 2'ye 1'miş dostlarım. 4 birim sağa. X'e 4 ekleyeceksin. 1 olacak. 3 birim aşağı. Y'den 3 çıkaracaksın. 3 olacak. Bu bunun üstündeymiş. O halde denklemi sağlayacak. Y yerine 3 yazalım. 6. X yerine 1 yazalım. Artı K. 5. 5'i de bu tarafa at. Eksi 5. Uç noktaları olan AB doğru parçası veriliyor. AB doğru parçası hangisi uygulanırsa bu doğru parçanın orta noktası orijin olur. Şimdi orta noktasını önce bir bulalım. Direkt orta noktayla işlem yapalım. Toplayıp 2'ye bölüyorum. 3 ile eksi 5'i topladım. Eksi 2. 2'ye böldüm. Eksi 1. Eksi 8 ile 4'ü topladım. Eksi 4. 2'ye böldüm. Eksi 2. Bak orijin olması için bunun bir birim sağa ötelemelisin ki bir eklemelisin üstüne sıfır olsun. İki birim yukarı ötemeliyim ki iki eklemeliyiz üstüne. Demek ki sıfır olması için iki birim yukarı öteleyeceğim. Bir birim sağ tarafa öteleyeceğim arkadaşlarım. Bir sağ, iki yukarı. Denizli şıkkı. Evet. Birim kareler üzerinde gösterilen dikdörtgeni
A noktası etrafında saatin dönme yönünün tersi yönde, şu yöne doğru döndüreceğiz. 90 derece döndürülüyor dostlarım ve şöyle bir 3-5 değil mi? 3-5 şöyle bir şekil oluşur dostlar. Şöyle olur. B buraya gelir, C buraya, D de buraya gelir. D üssü, C üssü, B üssü. Buna göre C, D üssü, C ile D üssünün arasındaki uzaklık nedir? Bak burası 2, 4, 6. Burası da 9 olduğu için hemen Pisagor yapalım. 81 artı 36. 7, 117. 117 de ne yapar 117? 9 çarpı 10 değil. C, D üssü diyor. A noktası etrafında saatin dönme yönünün tersi yönde 90 derece döndürülürse. Tamam, A'nın etrafında döndürdük. Şu tarafa doğru döndürdük. Dikdörtgeni oluşuyor. Buna göre C, D üssü. C burada, D üssü de burada. Aa, şurası 5 birim lan. Yanlış saydık. 5 burası. Burası da 8. Pardon arkadaşlarım. 5, 3 daha 8. Şimdi oldu. 64 artı 25. 89. Yanlış işlem. Ha, şu 2 burada. B köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde üçgen şöyle oluyor. AB diktir. Tamam. AB 4'tür. Bu 4 dönünce buraya geldi. BC 6'dır. Dönmeden önce buradaydı. Burası 2. Alan A üssü, C, C üssü. Şurası. Bakın bunun yüksekliği 6. Tabanı 2. 6 çarpı 2 bölü 2'den 6. Analitik düzlemde noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde, saat yönü demek negatif yön demek arkadaşlarım. Şimdi negatif yön, ben şu 90 dereceyi ezberlemenizi isterim. Hem pozitif yönünü hem negatif yönünü. 90 derece döndürülünce, bakın eğer pozitif yönde 90 derece döndürüyorsanız noktanın apsisiyle ordinatı yer değiştiriyor. Sadece y bu tarafa gelirken ters işaretli oluyor. Eğer bu noktayı negatif yönde 90 derece döndürüyorsanız yine yer değiştiriyor ama bu sefer x işaret değiştiriyor buraya gelirken. Sadece bu ikisini bilseniz yeterli dostlarım. Şimdi negatif yönde 90 derece döndürüyormuşum. O halde yer değiştiriyorum 3'e eksi 1 ve x bu tarafa gelirken işaret değiştiriyordu. 3'e artı 1. Bursa şıkkı doğru cevaptır. Orijin etrafında saatin tersi yönde. Saatin tersi yön, az önceki de tersiydi, değil mi? Saat yönündeydi. Ha, tamam. Saatin tersi yön pozitif yöndür. 90 derece döndürülünce ne oluyordu? Yer değiştiriyorum. Y buraya gelirken işaret değiştiriyor. 6 oluyor, n oluyor dostlarım. İşte bu. Elde edilen görüntüsü de bu oluyormuş dostlarım. Yani bunun görüntüsü m'ye eksi 2'ymiş. O zaman m 6'dır. N eksi 2'dir. Toplamları da 4'tür dostlarım. Orijin etrafında saat yönünde 180 derece döndürülüyor. Bak 180 derece döndürmek demek iki tane 90 derece döndür demek, değil mi dostlarım? Saat yönünde dediği için negatif yönde. Şimdi bir 90 döndürelim negatif yönde. X buraya gelirken işaret değiştiriyor. 1'e eksi 5 oldu. Bir 90 daha döndürelim. X buraya gelirken işaret değiştiriyor. 5'e 1 oldu dostlarım. İşte 180 dönünce 5'e 1 oluyormuş. Bakın burada da yazmış. Arda arda 2 kere 90 gibi düşünebilirsiniz demiş. Ya da hani kısaca 180 derece döndürmek demek ikisinin de işareti değişecek demektir. Aklında bunu da tutabilirsin istersen dostum. Orijin etrafında saatin tersi yönde, bak pozitif yönde demek istiyor demek ki. 270 derece döndürülünce, bak şimdi bir nokta var, x, y noktası. 270 derece döndüreceğim pozitif yönde. Dostum bir de şöyle düşün. Şimdi pozitif yön saatin tersi yön. Şuradan şöyle döndüreceksin sen bunu. Ve 270 derece döndüreceksin. Ben de diyorum ki hani şuradan buraya gelip 90 derece döndürsem de aynı noktaya gelmiyor muyum dostum?
O halde negatif yönde 90 döndürmek, pozitif yönde 270 döndürmekle aynı şeydir diyebiliriz. Demek ki bize aslında negatif yönde 200 şey pozitif yönde 270 diyor ya, negatif yönde biz 90 döndürelim. Peki o zaman ne oluyordu noktamız negatif yönde 90 döndürünce? Y ile x yer değiştiriyordu ama x buraya gelirken işaret değiştiriyordu. İşte buymuş dostlarım bizim noktamız ve bu da eksi 4'e 6 oluyormuş. Demek ki y eksi 4, x de eksi x 6 ya, x de eksi 6'ymış. Buna göre başlangıçtaki K noktasının koordinatları yani x ile y'yi soruyor. Eksi 6'ya eksi 4'tür dostlar. Cevap Denizli'den geldi diyebiliriz. Eksi 6'ya eksi 4 lan Edirne'den. Heh. Evet, geldik 5. köşe taşımıza. Bakalım bu ne diyor. Noktasının x eksenine göre simetriği B'dir. Şimdi B'nin koordinatlarını söyleyeceğiz. X eksenine göre simetri de Y'nin işareti değişir sadece. Başka da hiçbir şey olmaz. Eksi 1'e eksi 4 olur. Koordinatları toplamı da eksi 5 olur. Şimdi A'nın Y eksenine göre simetriği budur. Y eksenine göre simetride de X işaret değiştirir. Demek ki A'nın başlangıçta X'i 3'müş ki işaret değiştirmiş eksi 3 olmuş. AB'nin orta noktasının koordinatları nedir? Toplayıp 2'ye böleceğiz, değil mi? 3 ile eksi 3'ü topla, 0, 2'ye böl 0. 5 ile 5'i topla, 10, 2'ye böl 5. 0'a 5'tir arkadaşlarım. Cevap Denizli. 3'e bakıyorum. X eksenine göre simetride ne oluyordu? Y'nin işareti değişiyordu. O halde B dediğimiz şey eksi 2'ye eksi 3'tür. C noktasının da Y'ye göre simetriğini soruyor. Y'ye göre simetride de X işaret değiştiriyordu. Eksi 1'i 1 yaptım. 1'e 1. BD nedir diye soruyor. Hemen iki nokta arası uzaklık. X'ler farkı eksi 3, karesi 9. Y'ler farkı eksi 4, karesi 16. 25'ten 5 çıktı cevabı. Şuna bakalım. X ve Y tam sayı olmak üzere noktasının Y eksenine göre simetrinin koordinat düzleminin dördüncü bölgesindedir. Şimdi y eksenine göre simetrik demek x'in işaretini değiştireceksiniz. X'in işareti değişecekse 2 eksi x olur. Y'de bir şey yok. İşte bu dördüncü bölgedeymiş. Peki dördüncü bölgenin koordinatları nasıl oluyordu dostlarım? X'ler pozitif, y'ler negatif oluyordu, değil mi? X'ler pozitifse 2 eksi x büyüktür 0. Yani x küçüktür 2. Y'ler negatif olacak. Y artı 1 küçüktür 0. Y küçüktür eksi 1 olacak dostlarım. Y eksi 1'den küçük. X 2'den küçük. Y de eksi 1'den küçük. X artı Y'nin en büyük değeri. Şimdi X'i en fazla seçelim. Ama tam sayı mıydı bunlar? Tam sayı. X'i 1 seçeriz. Y'yi de eksi 1'den küçük olacağı için eksi 2 seçeriz. Toplamları eksi 1 yapar. En fazla da eksi 1 olur. Evet, 6. köşe taşımız. Orijine göre simetrik demek 180 derece döndürmekle aynı şeydir bu arkadaşlarım. İkisinin de işareti değişir. Yani eksi 2'ye 5 olur dostlar. Hangi şıkkımız? Edirne şıkkımız. Noktasına göre simetriği C'dir. Bak şimdi. A'nın B'ye göre simetriği C. Şimdi simetri aldığınız şey ikisine de eşit uzaklıkta olacak. Bakın orta nokta çıktı aslında. Demek ki ben şöyle yapabilirim. Hani A'nın apsisi eksi 1, B'nin apsisi 1 ya. Bak buradan buraya 2 artmış. 2 de ben artırıyorum. C'nin apsisi 3. Ordinata bakalım. 10, 7. Buradan buraya 3 düşmüş. 3 de ben düşürüyorum. 4. İşte bu. 3'e 4 noktasının da diyor. Orijine uzaklığını bulun. 0'a 0. 9, 16 daha 25'ten 5. A noktasının Y eksenine göre simetriği B. Tamam. B noktasının da orijine göre simetriği C. Tamam. Şimdi tersten gidelim. C'nin orijine göre simetriği B o halde arkadaşlarım. Orijine göre simetri de ne oluyordu? İkisi de işaret değiştiriyordu. 1'e eksi 4. Peki B'nin de Y eksenine göre simetriği A. O zaman y eksenine göre simetri de ne oluyordu? X'in işareti değişiyordu sadece. Eksi 1'e eksi 4'müş A noktası. Koordinatlarının toplamını mı soruyor? Eksi 5.
A'nın orijine göre simetri de ikisi de işaret değiştirmiş demek ki 2'ye eksi 3'müş ki B böyle olmuş. C'nin de B'ye göre simetriyi E. Şimdi C'nin B'ye göre simetriyi orta noktadan yapıyorduk değil mi? Bu uzaklık kadar gitmiş E olmuş. Şimdi C'nin eksi 1'e 2, B'yi eksi 2'ye 3, E'yi bulalım. Şimdi eksi 1'den eksi 2'ye 1 düştü. 1 de biz düşürüyoruz eksi 3. 2'den 3'e 1 çıktı. 1 de biz çıkarıyoruz 4. Eksi 3'e 4, E'yi de bulduk. A E'yi soruyor. Hemen iki nokta arası uzaklık yapıyorum. Kök içinde. X'leri çıkart. 2 eksi eksi 3'ten 5'e 5. 5'in karesi 25. Eksi 3 eksi 4'ten eksi 7. Karesi 49. Topladım. 50 olsa 75 yapardı. 74. Kök 74 geldi cevap. Evet. 7. köşe taşımız. Y eşittir 1 doğrusuna göre simetri. Şimdi Y eşittir 1'e göre simetri şöyle alınıyor. Yani daha doğrusu Y eşittir bir şeye göre simetri dediği zaman bir kere X ile ilgili bir sıkıntı yok ya. X eşittir bir şey yok ya. O zaman X'te bir değişiklik yok. Yani X'imiz yine aynı 1. Şimdi Y'de de şöyle oluyor bak. Eksi 3 ile 1 arasında ne kadarlık bir artış var? 4 birim. 4 desen ekle 5. 1'e 5. Hadi şuna bakalım. Noktasının y eksenine göre simetriyi B. Y eksenine göre simetri de x işaret değiştiriyor. 3'e 4 oldu. B'nin de diyor x eşittir 1'e göre. X eşittir 1 doğrusuna göre simetri. Şimdi x eşittir 1'e göre simetri demek neydi? Az önce yukarıda da söyledik ya. Y ile ilgili bir şey olmadığı için y'de bir değişiklik yok arkadaşlarım. 4. X'e bakın 3'ten 1'e düştü. 2 azaldı. 1'den desen 2 azalt. Eksi 1'e 4 oldu. Bu C noktasıymış. BC'nin orta noktası. Şimdi BC'nin ortasını bulalım. Toplayıp 2'ye böleceğim. 3 ile eksi 1'i topla. 2, 2'ye böl 1. 4 ile 4'ü topla 8. 2'ye böl 4. İşte orta noktası olan D noktasının orijine göre simetri diyor. İkisi de işaret değiştirecek. Eksi 1'e eksi 4 olacak. Hangisidir diyor Ceyhan'dır. A noktasının buna göre simetriyi 6'ya 4'müş dostlarım. Hadi gelin bunu da gösterelim. Şimdi A burada x eşittir 3 doğrusuna göre simetriyi de B'ymiş. 6'ya 4'müş. Şimdi x eşittir dediği için y'de bir değişiklik yok. O halde bunun y'si yine 4'tü. X'e bakın 3'ten 6'ya 3 azaldı. Demek ki buradan buraya da 3 arttı. Pardon, 3 arttı. Buradan da buraya 3 arttı arkadaşlarım. O zaman 0'dı. 3 arttı. 3 de buradan arttı. 0'a 4'müş. A noktasının orijine uzaklığı. Kök içinde 0'ın karesi 4'ün karesi. 16'dan 4. Noktasına göre simetriyi bu olan A noktasının. Şimdi A'yı bulalım. A'nın eksi 2'ye 3'e göre simetrisi 1'e 5. Şimdi birden geriye doğru gidiyorum. Eksi 2'ye 3 düştü. 3 de ben düşürüyorum arkadaşım. Eksi 5. 5'ten 3'e 2 azaldı. 2 de ben azaltıyorum. 1. A bu. Y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetri. Y eşittir eksi 2 dediği için x'te bir değişiklik yok. Yine eksi 5 olacak. Birden eksi 2'ye 3 azaldı. 3 de sen buradan sonra azaltacaksın. Eksi 5 olacak. Eksi 5'e eksi 5. Denizli. 8. köşe taşımız. Orijine göre simetriyi B'dir diyor. Orijine göre simetri de ikisi de işaret değiştiriyordu. Eksi 1'e 3 oldu. B noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetri. Y eşittir x demek y yerine x, x yerine y yaz demek. Yani yer değiştir demek. 3'e eksi 1 olur. C'nin koordinatları toplamı da 2 olur. Noktasının y eşittir x'e göre simetride ne oluyordu? Yer değiştiriyoruz. 4'e eksi 3. C'nin buna göre simetriyi D'yi de bulalım o zaman. Y eşittir eksi x doğrusu yani ikinci açıortaya göre simetride de hem yer hem işaret değiştiriyoruz. Yani 2'ye eksi 1 ama işaretle değiştirdiğim için eksi 2'ye 1 oluyor. Bize de ikisinin arasındaki uzaklığı soruyor. Hemen x'ler farkı eksi 6'nın karesi 36, y'ler farkı 4'ün karesi 16. 52, 2 kök 13 yapar arkadaşım.
Y eşittir x doğrusuna göre simetriyi bu olan A noktasının, şimdi bak demek ki hem yer hem işaret değiştirmişiz. Bu olmuş arkadaşlarım. O halde A noktası 4'e eksi 2'dir ki yer ve işaret değiştirince bu olsun. B noktasına göre simetriyi 1'e 1. Hemen bakalım, 4'ten 1'e 3 düştü. 3'te sen düşür. Eksi 2. Eksi 2'den 1'e 3 çıktı. 3'te sen çıkar. 4. Eksi 2'ye 4. Adana'da doğru olarak verilmiş. Doğrusunun eksenleri kestiği noktaların orta noktası K'dır. Hemen X'e 0 verelim. X 0 ise Y kaç çıkıyor? 6. Demek ki 0, 6 noktasında kesiyor. Başka? Y'ye 0 verelim. Y 0 ise X kaç çıkıyor? 8. Demek ki 8'e 0 noktasında da kesiyor ve bunların ortası K'ymış. Yani toplayıp 2'ye böldüğümde 4'e 3. Bize de diyor ki bunun Y eşittir X doğrusuna göre simetriyi. Y eşittir X'e göre simetrikte ne oluyordu? İkisi de yer değiştiriyordu. Yani 3'e 4 oldu. Y eksenine uzaklık demek apsisin pozitif değeriydi 3. Peki. Evet, tarama testine geçiyor dostlarım. Burada duralım. Tarama testiyle şeyi de bir sonraki videoda hallederiz diyeceğim. Ya da şimdi mi halletsek? Yok ya, bir sonraki videoda hallederim. Yorulduk. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.